İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa programına hoş geldiniz. Geçen hafta ben yoktum. Sevgili Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le Kemal arkadaşımız vardı. Kemal Hamşoğlu bu programda. O da eminim güzel oldu. Ben Türkiye dışında olduğum için geçen çarşambayı paylaşamadık. Hocam en son beraber olduğumuzda da biraz gribal vaziyetiniz vardı. Bu yurt dışına gidiş dönüşte. Şimdi nasıl? Düze toparladınız mı? Yani evet, biraz çenelerde filan boğazla başladı. Kulak, burun, boğaz derken ama birdenbire ısı farkı galiba çok etkin oluyor orada. 25 derece ısı farkı vardı biz gittiğimiz zaman. Bir de ya onu geç, klima. Klima denen düşman. Yani onu Allah kimsenin başına vermesin. Ben onun nelerini gördüm ya. Klimadan bakteriler... ya onları İdris, onları geç. Kaç kişinin ağzı mağazı yamuldu. Evet. Bir ay iki ay evinden çıkamayan arkadaşlarım oldu. Yani adamın ağzı yamuldu, gitti, çarptı. Nasıl bir şeyse. Benim ağzım mağazımı yamultamadı. Benim boğazımı, dişlerimi, çenelerimi, burnumu, salya, sümük her tarafımı yamulttu. Geçmiş olsun hocam. Bereket işte ateş yapmadı. Yani antibiyotik falan almadık, atlattık. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ama benim 40 bin emekle biriktirdiğim 4 kilo gitti. 4 kilo mu verdiniz? Ya inanamazsın ya. Benim vermem kolay, almam zor. Böyle gıdım gıdım biriktirmiştim, 4 Hay kilo Allah. Gitti. Hay Allah. Neyse, tamam. Geçmiş olsun. Tamam. 33.900 korsan kitabıyla geçirildi hocam. Var mı bunlar arasında sizin kitaplarda? Bir numara yazıyorum ben. Bugün İstanbul'da yapılan bu operasyon... Devamlı yazı geliyor savcılıklardan. 30 yılı geçti. Ne oldu? Her hamle yaptıklarında bizden biraz daha fazla alıyorlar. Yazardan, yayıncıdan, ondan bundan. Kardeşim... Hepimiz hukuk biliyoruz. Ya bunu organize suçlara sokmadan bununla baş edemezsin. Adamı yakalıyor, işte 3 aşağı 5 yukarı ve ne olacak? Bıktık, usandık, bıktık. Acaba şey düşünüyorum hocam, yani bunun ya tabii... Ya bir hafta geçmeden korsa, bir hafta geçmiyor ya. Nasıl bir tezgah bu? Nasıl bir çeteleşme? Burada underground, yer altında bir örgütlenmenin sonucu. Başka türlü olacak iş değil bu zaten kitap. Şimdi geçen sene... Kalpazanlıkla bunun hiçbir farkı yok. Antalya'da kitap imzalıyorum. İnsanlar orada beni görünce kitaplarımı da okuyormuşlar. Getiriyor, imzalatıyor. Gayet doğal. Aynı kitap 3-4 tane türünü imzaladım. Değişik değişik baskılar. Tabii. Korsan. Çoğu baştan söylüyor, hakkını helal et, özür dilerim diyor, ben 5 liraya aldım bunu. Ne kağıdı bir şeye benzer, ne kapağı, ne şimdi. Perişan. Hocam bugün şöyle bir şey yapalım. Ben biraz farklı bir noktadan sohbeti başlayalım dedim. Sizin birkaç tane şapkanız var. Hukukçu şapkanız var. İlahiyatçı şapka var. Felsefe. Son Viyana'dan 3 tane şapka aldım. Al sana şapka isterim. Evet. Ondan sonra ilahiyat bilim adamı, felsefe bilim adamı ve bir siyaset adamı Yaşar Nuri Öztürk parti kurdu, milletvekilliği yaptı ve Türkiye'de hızla bir seçime doğru gidiyor. Şimdi geçen de bana söylemiştiniz, söz gümüşse sükut altındır. Yani bizim atasözlerimiz içinde en iğrençlerinden biridir. Yazık. Keşke bizim atasözümüz olmasa. Gelen ağam giden paşam, söz gümüşse sükut altın, molla kendini kolla. Tamam mı? Böyle var. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Şimdi bakar mısın İdris? Ya şu hali pürmel halimize bak. Kur'an diyor ki, kavram olarak, İşte Maun suresi. Onu söylüyor. Kısaca bu özeti budur. Devletin malı deniz,
bir lokmasını yiyen domuz. Hem de domuzoğlu domuz. Kur'an bunu diyor. Bunu atasözü yapsana. Hayır. Ne diyor bizimki? Devletin malı deniz yemeyen domuz. Yani diyor ki, maun hırsızlığı yapmayan, devleti milleti talan etmeyen ne kadar adam varsa bunlar tövbe haşa ya Rabbi. Bunlar domuz hükmündedir diyor. Şimdi devletin malı deniz, bir lokmasını yiyen domuz diyen bir kitabın dinine mensup olduğunu söyleyip o din adına 120 bin cami yapan bir millet, %99,5 Müslüman diyorlar ya, bu sözü de böyle nasıl yapabilir? Böyle yapmışsa, ya Allah bunun yakasını bırakır mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun diye. Ya dalga mı geçiyorsun tabiri olur mu? Ne Kur'an kullanıyor? Ve yemkürûne ve yemkürullah diyor. Allah'a tuzak kurarlar. Yuhâdiûne Allah, Allah'a kazık atmaya, hile, numara çekmeye kalkar. Aynen Arapça okuyorum işte. Kur'an'ın bugünkü şekliyle aç, ikinci sayfasında. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ve müminlere oyun oynarlar. Madik atmaya kalkarlar. Tamam mı? Numara çekerler. Senin bırakır mı yakanı Allah? Bırakır, bırakır. 120 bin cami var bu ülkede. Ondan daha fazla ahır var. Binanın çokluğu neye işaret ki? Masum hayvanların ahırları, onların günahı yok. O onunla övünebilir. Ama dini bu hale getiren, maun talanları ile milleti soyanlar o camilerle övünemezler. Çok ilginç bir tespiti vardı Profesör Garodir'in Türkiye'ye geldiğinde. Profesör Garodir biliyorsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Fransız Komünist Partisi Merkez Komite üyesiydi ama Müslümanlığı seçmiş. Sonra da İslam ülkelerini gezerken Türkiye'ye geldi, döndü. Sonra beş gün ben onunla beraber oldum. Çok sohbetim. Hatıralarını yazdı, evet. El País'te, İspanya'da. Orada dedi ki, Türkiye dedi, İslam'ın en özgür yaşandığı ülke. Ancak dedi, dikkatimi çeken bir şey var. Türkiye'de çok cami yapan Müslüman var. Ama aynı oranda Müslüman yapan cami olduğunu söylemek zor gibi bitti, bu anlama bitti, gelecek bir ifadesi vardı. Bitti, bitti. Bir ilave yapalım. Yine Kur'an bize o ilham veriyor. Çok namaz kılan var ama Kur'an'ın dediği rahmeti getiren namaz yok. Kur'an'ın lanet getirdiğini söylediği namazlar var. Şimdi bazıları bunları duyunca ya namazımıza lanet getiriyor dedi. Git şuradan git, 1000 sene yaşasam yine söyleyeceğim. Kur'an orada. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ Hiç, hiç, hiç. Orada. Şimdi bunlar Kur'an'dan haberleri yok diye bizim söylediklerimizi karnımızdan uyduruyoruz zannediyorlar. Kardeş kendine gel. Senin bilmemen bir şeyin yokluğunun kanıtı değildir. Senin cehaletinin kanıtıdır. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum. Hem öyle biliyorum ki, o Kur'an'ı al önüne, otur oraya. İstediğin rastgele bir yerden aç, yarım ayet oku, ben arkasını devam eder giderim. Öyle biliyorum. Onun için, yani ama ne diyeceğim ki? Demin ne dedik? Şimdi, Kur'an diyor ki Allah'a kazık atmaya kalkarlar. Aynen, evet. Yuhadimuna biraz amiyane tabirle kazık atmak demektir bugünkü Arapçada da. Allah'a kazık atmaya kalkarlar. Allah da diyor o kazıklarını veya tuzaklarını çevirir, başlarına vurur.
şunu unutmayın. Ve bu İmam-ı Azam'ın aşağı yukarı onun bir sözüdür. Namaz kılmış olmak bir adamı Allah'ın düşmanı olmaktan kurtarmaz. Allah'ın düşmanı olmamak için şirkten kurtulmak lazım. Bana şirkten kurtulmuş adamı getir, ben onun elini de öpeyim, ayağını da, muvahhid diyoruz biz sana. Sen, ben Kur'an terbiyesi almış bir adamım. Sen bana namaz kılıyor diye bir adamın şirkten kurtulduğunu mı söylüyorsun? Öyle mi söylüyorsun bana? Bunu Kur'an'a kabul ettirebilir misin? Ebu Cehil de namaz kılıyordu. Hem de sarığıyla, sakalıyla, her şeyiyle. Yani namaz... Sen oradan açtın da oradan söyle. Şimdi ben şeye gireceğim. Şu bizim toplumsal hastalığımız, kültürümüzde mi, hamurumuzda mı, nedir, ne değildir? İşte demin söylediğiniz, devletin hastalığı, deniz yemeyen domuz. Ya öyle diyor, öyle diyor. Sizin anlattığınız, şimdi bu... Maun suresi de diyor ki, milletin malı deniz, bir lokmasını yiyen domuz. Hocam, şimdi özgürlüklerden bahsediyoruz ya. Evet. Ağızlara fermuar çekmemek gerektiği, herkes fikrini, düşünce özgürlüğünü, düşündüklerini dile getirmekte özgürdür diyoruz. Fikrini beyan etmekte özgürdür diyoruz. Ama bir atasözümüz var. Söz gümüşse sükût altındır. Tabii. Şimdi buradaki namussuzluk belgesi. Yani namussuzluğun namı diğeri, tarifi. Geçen de dediniz ki çok ilgimi de çekti. Eğer konuşursan belki bir gümüş alırsın. En fazla... En ileri şansla ki nadirattandır. Gümüş alırsın. Ama susarsan altını kararsın. Kesin. Kesin. Bizim mesleğimiz tarafına çekelim. Molla kendini kolla. Sus yani. Anladım hocam. Şimdi bak, bunu üreten bir toplum bugün diyor ki susma, sustukça sıra sana gelecek. Ama onu diyenler bu dediklerimizi kurallaştıran, dinleştirenler değil. O bir gençlik geliyor arkadan. Ben bazı mektuplar yayınlıyorum. Dünkü yazınızda, abi, yurttaki yazıda vardı. Daha neler? Neler? Şimdi onları kitaplaştıracağım. Orada köşede yayınlamakla bitmez onlar. Bitmez. Ve onları ben tarihin çöp sepetine atmam, ona izin vermem. Onları yayınlayacağım. Hepsi kayıt altında. Umut, yani bu gençlikten siz mevcut, geçmiş süreç, işte Türkiye Cumhuriyeti öncesi ne göre daha fazla bir beklentiniz var. Öncesine daha... göre falan diye bir şey deme. Yani bu gençlik Cumhuriyeti kurarken de büyük işler yaptı. Tabii aldatılanları aldatıldı, o her zaman olacak. Ama sen yakına gel, yakına. Gezi olaylarına gel. Orada bir fütüvvet gençliği gördük. O bizim tarihimizde, o ortaya koyduğu tabloyla ilk. Evet. Muhteşem. Kime karşı çıkarsa, neye karşı çıkarsa çıksın, ben ona bakmam. Ben hikmeti, hamleyi, ideyi gördüğüm yere çullanırım. Hatta bana zarar verse dahi bunu yaparım. Ben çünkü hikmet aşıkıyım ben. Yoksa kendimi inkar ederim. Şimdi varsayalım ki o gezi eylemlerindeki gençlik. Değil mi? Bana karşı şeyler söylese, fikirler taşısa, sloganlar kullansa, pankartlar açsa. Şu demin okuduğum Kur'an'a yeminle söylüyorum, yine onlara takdirlerimi iletirim. Hiç esirgemem bunu, saklamam. Çünkü o ruh varsa,
o bugün kısa vadede bir şey olmuştur. Seni anlamam, sen eğer adamsan, samimiysen, demek ki seni fark edememiş, bir yanlışlık olmuştur, sana posta koyuyor. Sabret. Sen onun hakkını ver, o ruhunun, o idealizminin, o haysiyetinin, o felakarlığının, ver hakkını 3 gün sonra. Peki hocam, hemen sıcak bu. Bu gezide siyaset kurumu, muhalefeti ve iktidarıyla bir ders çıkardı mı? Böyle bir tespitiniz var mı? Ya çıkarmaz mı? Yani o kadar da değil. Bunlar okuduğunu çoğu anlamıyor dedik diye. Yok yok, o anlamda söylemiyorum. Ama şimdi siz söylediğiniz gereğini yerine getirme. O anlamda. Gereğini yerine getirme anlamamaktan değildir. Tam tersine, çoğu zaman çok iyi anladığından gereğini yerine getirmez. Hesap var işte. Ama tarih gereğini yerine getirecek. Peki bu düşünün, Batı 1789 Büyük Fransız Devrimi ile mukayese etti bu özgürlük eylemlerini. Doğru. Hatta bana göre bizimkinin nezaheti, ki ben ona bir fütüvvet şahlanışı, uyanışı dedim kendi jargonum içinde. Nezaheti, vakarı, manevi yapısı, derinliği bakımından Fransız devriminden çok daha onurlu, çok daha büyüktür. Ya rol model oldu mesela o kırmızılı kadın. İtalyan ve İspanya parlamentosunda ve kadınlar kırmızı kıyafet. O Woman in Red Batı'da da öyle anıldı. Öyle anılması da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Çünkü kadının bir biçimde öncülüğünün tescil edildiği hareketler tarihte hep muvaffak olur. Allah çünkü iradesini her zaman kadının yüreğinden yana kullanmıştır. Sen ne dersen de. Bunu söylemek lazım. İlginç. Cumhuriyet kadınına da gerçekten bunu söylemek lazım. İnadına mini etek giyin demek o iş değil. O iş değil. Atatürk bunları duysaydı gırtlağımızı sıkardı gelir. Şu lafa bak ya. İnadına iş yapılır mı ya? İnadına ne demek ya? Bir defa ruh hekimliğinde bir şeyi inadına yapmak ruh hastalığı belgesidir. Bir şey doğru olduğu için yapılır. Ben sana gıcığım var diye ve sen eve kapıdan giriyorsun diye ben eve bacadan mı gireceğim? Böyle bir şey olur mu ya? Lafa bak şimdi. Sen solcusun. Ben de en azından sağcı değilim. Sen anla oradan. Evet. Diyor ki, inadına sol. Lan solcu kardeşim. Ya etme, bu memleket senden çok şey bekliyor. Senin içinde cevher var, ben onu biliyorum. Niye inadına ya? Yani inadına yapmasak, masaya koyup göz göre anlaşarak bir şey yapmaya kalkarsak sol açık mı verecek? Güvenmiyor musun kendine? Şimdi ben inadına Allah ile aldatmayı yazdım. İnadına efendim Maun suresini yazdım. Bir iki ay içinde çıkacak hayatımın en büyük kitaplarından biri. Tecdit. İnadına tecdidi ya, böyle mi diyeceğim ya, böyle bir dangalaklık olur mu ya? Doğru olduğu için yazdım. Doğru olduğu için yazacağım. İnadına olur mu ya? Ben eve kapısından girerim. Ama seni sevmeyen adamlar da kapıdan giriyor. Ne yapalım? Ona inat, bacadan gireceğim. Bu ruh hastalığıdır. İnadına yok. İki, Atatürk'ü joker gibi kullanıp sakız ve slogan yapmak da yok. Ciddiyet, vakar. İnadına mini etek giyin. Ya denir mi bu ya? Yani denir, bunu rastgele yok sayacağımız, değer vermediğimiz bir adam dese tamam. Hayır, öyle değil.
Ya espri yapıyorsan espri bile yapma kardeşim. Çünkü senin bir kalibren var, çapın var, biliyorum bir derinliğin var. Öyle espriler sana yakışmıyor. Hadi. İnatla Murat olmaz. Olmaz kardeşim. İnadına olmaz. Ya şimdi, evet. İnadına mini etek giyin olmaz. Ya şu lafa bakar mısın ya? Şuna bakar mısın? 1000 sene Arap'ın fistanıyla bilmem takkesiyle uğraştık. Şimdi de kalkıp İngiliz'in papyonu yok bilmem kimin mini eteğiyle mi? Atatürk'ün cumhuriyetinin kadını feminizmin kadını değildir. Herkes kendine gelsin. Ben feminizme değer verdiğim yerler var. Bir şey demiyorum. Ama bakın. O da çıkacak. O da yolda. Kadın ve hakları. Atatürk Cumhuriyeti'nin müdafaa-i hukukun ve müdafaa-i hukuk cumhuriyetinin kadını feminizmin kadını değildir. Hiç kimse zorlamasın. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu çalışmam onu da bana gösterdi. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal kadın meselesinde bak. Bütün meselelerden daha çok tutucudur, muhafazakardır. İnanın böyledir. Bunu ben eserime yansıttım. Çünkü orada da. Nereden bu kanaya varıyorsunuz hocam? Nereden vardığımı okuyup göreceksin. Şimdi ne anda 600 sayfa civarında kitap. Şimdi Atatürk, sen bunu Atatürk adına, Cumhuriyet adına mini etek giyin. Ya Atatürk adamı falakaya yatırır, falakaya. Falakaya yatırır. Hem de sen de mi Brutus diyeceği birileri ise. Yapmayın ya. Yani. Evet. Bu geçen gün şeydeki tartışmada Perşembe günkü arenadaki. Evet yani o. Şimdi burada şimdi orada ben dikkat edersen yani Soner benim çok sevdiğim, takdir ettiğim değerli bir cumhuriyet evladı. Orada istemedim çünkü açtım mı tırmanışa sebep olacak bir gaz da o verir, bir tavır koyar. Ondan sonra ben konuşurum, iyi olmaz. Olmaz. Ama orada, şimdi ağzımda pastil var, orada pastil yoktu. Böyle gene zor şer yutkundum, evet. Hayır, şimdi nutukla ilgili, çevirilerle ilgili bir şey olmuş, siz de yer vermişsiniz. Nutuk ne zaman yazdı? Orada bir problem yok, orada söylediklerinde. Ya bu dediğim iki şey, espri yaptı. Hı-hı. Espri yaptı. Ama çiğ espri. Bir amacını aşar. Tabii karşı taraf iyi niyetli değil. Onu sevmeyen adamlar aldılar, sakız yaptılar ağzına. Ayıp ya. Sizin ağzınızdan çıkanları biz bahse konu etsek aylar yetmez be. Neyse şimdi ben o siyasetçi hem din adamı, alimi, bilgili. Bir filozof, bir felsefe. Din adamı tabirini olacağız. Sakın kullanma. Yok. İslamiyet ondan rahatsız olur. Öyle mi? Asla o kavrama izin vermez. Uydurma hadisler içinde bile din adamı tarifi yoktur ricalüddin. İslam tefekkürü buna bu kadar nefretle bakmıştır. Yani uydurmalar içinde bile yoktur bu tabir. Çünkü din adamı dedim mi din kisvesi, din sınıfı, din kurumu arkadan gelir. Ve bu da dinsizliğin yelkenlenmesi demektir. Hem de 4 yelken. Bunu hiç düşünmemiştim hocam. Yani o kadar yerleşik ki, o kadar yerleşmiş ki, gerçekten bu tarafından baktığınızda dini böyle kurumlaştırdığınız anda o din çöküşe geçmiş demektir. Dün geceydi, Erich Fromm'u okuyorum. Psikanaliz ve din, muhteşem kitaplarından biridir.
Orada bir yerde baktım yani akıl için yol bir ya. Ben bunu yazsam böyle yazarım. Ben bunu yazsam böyle yazarım kardeşim. Allah rahmet eylesin. Yani Erik Fromm benim çok değer verdiğim, çok meşgul olduğum bir insan. Öyle diyor. Din kurumlaştığı, müessesevi hale getirildiği anda karanlık üretmeye, zulüm üretmeye başlar. Bu Hristiyanlıktan örnek veriyor. Engizisyon Museviliği. İşte. Tabii aynen işte. Evet. Aynen. Şimdi bizde de aynı şeyi yaptılar. Ve mesela ben abi şey söyleyeyim. Şimdi öyle papyonla bilmem mini etekle değil. Gelin konuşulacak şeyler var. Onları konuşalım. Ben Cumhuriyeti kuranlar hataları var mı? Bana sormuşlardır defalarca yani. Büyük Atatürk'ün hatası. Ya büyük diyorsunuz. Hatası yoksa büyük olur mu? He? Hatası olmayan bir adam ya hiçbir şeyi yapmamıştır veya büyük falan değildir. Adı sarı sakaldı. Büyük falan değildir. Öyle bir vehim içindedir. Tarihe bir şey bırakamaz. Hata yapacak tabii. Ne? Bir tanesini burada şimdi söyleyeyim. Diyaneti kurmaz. Cumhuriyetin en büyük hatalarından biridir. Bugün bakın, İslam'ın da Cumhuriyetin de sıkıntı sebeplerinden biridir. Türkiye'nin ekonomisinde sıkıntı sebeplerinden biridir. Peki, 12 bakanlığın bütçesini aşan bir biliyorum bütçe, hocam. 5,5 katrilyon. Ben soruyorum sana, hangi İslam, hangi hukuk bu paranın birileri namaz kılsın diye bunun için harcanıyor. Başka bir şey yok. O gayri resmi vakıf bilme oralardan toplananları geçiyorum. Devletin bütçesinden çıkan 5,5 katrilyon bu sene. Nedir bunun gerekçesi? Ve İslam fıkhı parayla tutulmuş adamların kıldırdığı namazları geçersiz sayıyor. İbadet tevkifidir, peygamberin sünnetine uyarak yapacaksın. Yani peygamberin sünnetinde paralı namaz kıldıran adam var mı? Maaşlı imam var mı? Ya var mı soruyorum. İçtihat yaptık diyemezsin. İbadette içtihat olmaz. He, bu kuralları dümdüz etmiş gitmişler. Sen bunu getireceksin. Sonra da altına 1 trilyonluk Mercedes çekeceksin adamı. Orada niçin yapıyorsun bunu? Zulme payandalık yapsın diye. Yemezler. Bu laiklik ilkesinin... Ben laiklikten gitmiyorum. Hayır, onu deme. Bak, seküler yine, bak haysiyet paydası sıfıra yakın olanlar yine der ki laiklik edebiyatı. Hayır hayır hocam. Geç bir bunu. Dakika soruyu bitireyim. Kur'an'dan konuşalım. Soruyu bitireyim hocam. O günkü koşullarda Diyanet'in bir anayasal kurum olarak yerleştirilmesi yanlış. Ve bugün gelen... O günkü koşullarda peki, da zararlıydı. Kaldıralım mı Diyanet'i? Bıraksaydı hurafe, din istismarı kendi kendini boğardı. Çünkü bunların bir numaralı Allah'ı para olduğu için parayla yıkarlar birbirini. Yani bu... Sen bunların para açığını temin ettin, para açıklarını kapattın mı bunlar seni yerler. Peki yani bu şöyle bir şey, ben şöyle algılıyorum. Hurafe legalleşmiş mi oluyor bir anda? Aynen. Sade hurafe değil. Saydırma beni şimdi bir de gider bizi tefe koyarlar. Yok yok koymasınlar. Bırak. Sayma hocam. Sayma. Hurafe ne? Hurafe. Hurafeye rahmet oku sen. Neler illegalleştirdiler? Yani şimdi bu dediğinizden ben şunu anlıyorum. Artık bu Diyanet'i bir anayasal kurum olmaktan çıkarmak mı lazım bugün? Kesinlikle. Bakın o gün diyorsun. Yani diyeceksin ki o gün bir takım faydaları olmuştur sonradan. Hayır, o gün de zararlıydı. Vaktimiz ne kadar bilmiyorum. Şimdi bak, ve o gün başında kimler var? Ezan Türkçeleştiriliyor, okutuluyor. Hı hı. Yanlış. Ezan paroladır. Parolanın tercümesi falan olmaz kardeşim. Teferruata girmiyorum. Buna Diyanet İşleri'nin o günkü başkanı ve yardımcısı
isimlere bakın. Hepimizin saygıyla ceket iliklediğimiz isim. Rıfat Börekçi, Ahmet Hamdi Aksekil. Buna destek veriyorlar. Bunu teşvik için yazılar yazıyorlar. Yayınladım bunları ben. Kur'an'ın tercümesiyle namaz, ki esas ihtiyacı kitlenin o, benim beli bükük nenem, teyzem, halam kendi odasında namaz kılamıyor. Kul fuvellahu ahad, elhamdülillahi diye okuyarak kılıyor. Allah'ın zalimleri bırakmıyor ona ki kendi dilinde Cenab-ı Hakk'a münacatını, ibadetini yapsın. Ve o benim nenemin, teyzemin, halamın bağlı olduğu mezhebin kurucu imamı buna fetva verdiği halde. Bu açıldığı zaman diyor ki, Kur'an'ın özgün metni okunacak, Arapça metin dışında okunanla namaz kılınmaz. Yahu tamamen tersini, hem maksada uygun olanın, muktezai hale uygun olanın tersini yapıyor, hem ilme uygun olanın tersini yapıyor. O gün yaptığı bu. Ve hani o tabiri kullanacağım, çok içimden nasıl geldiğini takdir eder herkes. Zavallı Atatürk de bunlar bunu böyle gördüklerine göre demek ki böyle devam diyor. Ezan Türkçe. Ama Kur'an-ı Kerim. Kur'an diyor Arapça. Halbuki tersi olmalıydı. Tam tersi olacak. Tam tersi olacak. O gün yaptığı bu. Zaten başka ne yapacaktı ki? Ben sana diyorum, Diyanet tarihi boyunca burada bu olumsuzlukların finansmanında kullanılmış. O finansman olmasaydı paraya asla dayanamayan zihniyetler birbirini yer ve birbirini bitirirlerdi. Sövdükleri cumhuriyet ve kurumlarından parayı aldılar ve altına uydular ve bugünlere geldik. Şimdi? Hayla, aynı yanlışla devam. Şimdi geldiğimiz yer 5,5 trilyon bütçe. Vatikan devletinin başı ve Katolik dünyasının manevi lideri Papa 37 bin liralık araçla o yana bu yana gidip geliyor, hem de misafir olduğu halde. Bizim sarıklı sakallı din sınıfı asla dinimizde yoktur, İsraf külliyen haramdır diye nutuklar atan baş efendimiz 1 trilyonluk Mercedes'le çıkıp diyemedi ki arkadaşlar teşekkür ederim. Makama, bana, mesleğime gösterdiğiniz teveccüh beni duygulandırdı. Müteşekkirim. Fakat ben bu araca binmeyeceğim. Milletin gözünde anıt olurdu. Şunu göremedi. O araç ne zaman da alındı İdris? He? Maun Sarayı, İsraf Sarayı'nın o gündem olduğu günlerde. Arada kaynayıp gidecek zannedildi. Diyanet İşleri Başkanı dolaylı da olsa bir cümle söylerse duman oluruz. Kapattılar. O da bunu yedi. Ne olacak abi? Şimdi milletin ağzında pelesenk gibi dolaşıyor. Yani işte Diyanet İşleri Başkanı'nın altında 1 milyon liralık milletin araç var ağzı, falan falan. A milletin ağzı. Ah. Orada belirleyici de o değil. O millet ağzıyla hayrın yanındadır. Eliyle ayağıyla şerrin yanında. Öyle olmasa Allah bu hallere getirmez onu. Şair Farazdek diye bir zat vardır. Arap şiirinin devlerinden biri. Müslüman dönemin şairi. Hazreti Hüseyin çıkmış, yanlış bir hareketle bütün uyarıları reddederek Küfe'ye doğru gidiyor. Yani ölüme gidiyor. Ferazdek'le de karşılaşıyorlar.
hakim adam, şair, edip adam. O edebine, o hikmetine uygun bir tavır içinde Hazreti Hüseyin'e yaklaşıyor. Diyor ki, ey Allah Resulü'nün ciğerparesi, gitme, gitme. Diyor ki, şu kadar insan bana oradan, bana biat ettiğini bildirdi. İnanma diyor. Orada söylediği ölümsüz bir söz var. Diyor ki, Küfelilerin methiyeleri seninle ama kılıçları Emevilerin yanında. Tamam mı? Kılıcı al, parayı koy onun yerine bugün için. Oyu koy falan, neyi koyarsan koy. Kılıcı koy. Kılıç sembolik manada al koy. Bizim %99,5'u Nauzu billah, haşa, tövbe ya Rabbim, Allah'ım sen beni sorumlu tutma bu cümlelerden. Müslüman halk da böyledir işte. Alkışları, methiyeleri hakkın yanındadır. Kasası, kesesi, parası, işte o tabiri tırnak içinde kullanalım, kılıcı şeyi şerrin yanında. Öyle tencereye, öyle kapak beyefendi. Allah da bu halka buna göre muamele yapıyor. Tamam mı? Öyle demin gezi eylemleri dedik. Orada bir avuç genç pırıl pırıl, hatta genç ve körpe o temiz insanlar, onlar yetmiyor bu kaderi değiştirmeye. Ama bıraktıkları zihniyet ve ideal fotoğrafı, İdealin fotoğrafı olur mu? Gezi eylemleri idealin fotoğrafıdır aynı zamanda. Hem manifestosu hem fotoğrafı. Olur işte, onu bıraktılar. Bu şey de oradan mı kaynaklanıyor acaba? Bu bir yerde okumuştum ben. Gece kaim, gündüz saim ol. Tam bunu, yani gece kaim, gece ayakta rahat et, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap, gündüzde oruç tut. Anlamında mıdır bu sadece? Evet, bu, o demek. Mi? Yani kelime anlamı o demek. Evet, ama bu sadece kelime kaim, anlamı. Kaim kıyam olarak hali demek ki, o da namazdan kinayedir. Gece namaz kıl. Zaten gündüzde başka bir şey yaptıkları yok. Gündüzde oruçlu ol. İşte bir akşam orada, bir sahurlu akşam var, oturup bir haftalık yiyor. Bir gün oruç tutuyor ama iftarda bir haftalık yemek. Ya İdris, sen beni deliye deliyorsun. Bunu niye söylüyorum hocam biliyor musunuz? Bakın. Bir gün oruç tutuyor, bir haftalık yemek yiyor. Ya evet. Her Ramazan ben 10 yaşından itibaren oruç tuttum. Oruca aşık bir adamım. Maalesef Allah 60 yaşından sonra o şansı elimizden aldı. Şimdi ben her Ramazan 4-5 kilo veririm. Hiç şaşmadan. Birileri de her Ramazan 7-8 kilo alır. Evet ya. Çünkü bu, bir gün oruç tutuyor, akşamdan bir haftalık yiyor. Bir de sahura kalkıp yiyor sadece akşam. O da ayrı. Gece boyunca. O da ayrı. Evet. Şimdi buradan bir şey çıkarmaya çalışıyorum da ben biraz... Kameramanlar da bak ölüyor. Bu hocam, yani bir toplumu dizayn ederken din adına ya da dini kullanarak ya da kendine göre yorumlayarak insanları nasıl tek tipe dönüştürmek? Robot, 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 robot. Bu budur. Demin siz dediniz ya, ezanı, evet Arapça o bir semboldür. Ama Kur'an'ı ya, kendi dilinde öğrenmesi ya ezan, lazım. Gayet tabii ya, o Kur'an anlaşılmak için okunur. Ezanın anlaşılmaya ne tarafı var? Adam orada Allahu Ekber dedi mi, ha buralarda bir cami var ve namaz vakti gelmiş derim. Bunu Endonezya'da da derim, Saraybosna'da da derim, Chicago'da da derim, burada da derim. Bunun tercümesi falan olmaz ya. Bu bir, bu 2 milyara yakın Müslüman dünyanın parolası. Şimdi Atatürk bunları nereden bilecek ya? Adamlarla istişare ediyor. Tam yapılması gerekenin tersini söyleyip yönlendiriyorlar. Ne yapsın Mustafa Kemal? Ama öbür tarafta Kur'an'ı okuyacak. Bir defa Kur'an
Ya yanlış okuyor adam Arapçayı. İki, niye Arapça okumak zorunda olsun? Kim ondan bunu istiyor? Sen istiyorsun. Senin böyle bir isteme hakkın yok. Allah istemiyor. Peygamber istemiyor kendi sahabisine, Arap oğlu Arap sahabisine, ben Kur'an ezberleyemem diyor. Namaz kılmak için bana başka bir yol söyle. Allah ana dilde ibadet kitabım alanında tek kitaptır. Onu okusun millet. Diyor ki, tebessüm ediyor Resul-i Ekrem. Diyor ki, ya kardeşim diyor, yani ezberle Kur'an'dan, çünkü Hazreti Peygamber istiyor ki namaz vesilesiyle Kur'an günlük hayata girsin. Çünkü sahabi nesli okuyan herkes Kur'an'ı anlıyor. Bak bak bak. Şimdi onu alıyor, Kur'an'ı herkes namaz kılıyordu. Lan sen bizi eşek mi zannediyorsun? Seni şerefi mağlul adam. Sen bizi eşek mi zannediyorsun? Hazreti Peygamber niçin bunda ısrar ediyor? Okusun, sahabesi Kur'an'ın ayetlerini, mesajını anlasın. Sen okuyor, senin teyzen okuduğu zaman anlıyor mu bunu? Neyi neyle karıştırıyorsun birbirine? İmam-ı Azam bunu bildiği içindir ki, herkes kendi dilindeki tercümesinden kılsın namazını diyor. İmam-ı Azam ne yaptığını biliyor. Çünkü öyle olursa, kutsal metnin mesajı hayatımıza girer. Hiçbir kitle tarih boyunca bir kutsal metnin ibadette bir dilden, günlük hayatta başka bir dilden okumaz, okumamıştır. Bunu bir iblisler biliyor. Ama İmam-ı Azam gibi rahmani adamlar da biliyor. Ama bizim müdafaa-i hukukun o tertemiz, o pırıl pırıl, o ellerini öptüğümüz insanları burada burada bir basiret tutukluğu yaptılar ve Mustafa Kemal'i aldattılar. Aldattılar. Şimdi çok önemli hocam. Şimdi Allah aşkına ya, Kur'an'da medeni hukukla ilgili bölümler, miras var. Malların nasıl, bir adam öldükten sonra bunun varlığı nasıl pay edilir? Falan filan neyse. Ne varsa öğrenecek. Bu Allah'ın kelamı diye burayı okuyoruz. Niye bilmiyoruz içeriğinde ne var? Ya sen onu bırak. Ha İmam-ı Azam onu da diyor. Namaz münacaattır diyor. Münacaatta icaz micaz aranmaz. Efendim tercüme tam karşılığı değildir. Kim dedi sana karşılığı olacak? İmam-ı Azam devam ediyor. O büyük İmam-ı Azam, o büyük büyük ruh. Ne demek diyor tercüme, hatalı tercüme. Biz diyor iltica için bir metin kullanacağız. İsterse diyor bir Müslüman İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a aykırı olmayan ayetlerinin tercümeleriyle bile namaz kılar. Münacat. Bu İmam-ı Azam'ın dediği. Geçelim İmam-ı Şafii'ye. İmam Malik'e. İbni Hanbel'e. Dört mezhep. Bitmedi. Beşinci mezhep diye fıkhın yaratıcı mezheplerinden biri. Caferilik, Şia-i İmamiye, onların büyük bir fakihleri var. Bizdeki İmam-ı Azam gibi diyelim veya o kıratta. Ya daha sonraki büyük fakihler kıratında. El-Hilli, onun El-Muhtasarun Nafi diye dev bir fıkıh eseri var. O da beşinci olarak, o da orada ne diyorlar? İmam Şafii, İmam Malik, Hanbeli, İbn Hanbel ve Cafer el-Hilli. Ne diyor? Kur'an'ın tercümesiyle de kafayı yormasın. İmam Şafii diyor ki tercümeyle kılmasın. Peki ne yapacak? Bunlar ne diyor? Geri zekalı mı? Gitsin öğrensin. Geri zekalı sensin, kitapsız herif seni. Seni kitapsız seni. Diyor ki İmam Şafii, içinden gelen duaları okusun, Allah'a öyle niyaz etsin. Ey imam, bunu nereden çıkardın? Hazreti Peygamber'in şu icraatından çıkardım.
Ben Kur'an ezberleyemem, başka bir yol göster bana diyor. Arap oğlu Arap. Ya bir Fatiha diyor. Üç satır bir şey, ezberle bunu. Yok diyor. O tabiri de kullanmıştır. Ben senin o arkadaşların, onlar bu işleri bir dendenelerini ezberleyemem diyor. Namelerini. Bana gülüyor. Peki diyor. O zaman tekbirini al, ellerini bağla. İçinden geldiği şekilde Allah'a niyaz et. Allah'ım seni çok seviyorum, sen yücesin, sen büyüksün, sen rahmet sahibisin, sen her şeye kadirsin. Ya verdiği terbiyeye bak, bunları söylüyor, adam durmuyor gene. Diyor ki, tamam bunlar Allah için dedim. Ben çoluk çocuğum için de bir şeyler istemek niyetindeyim. Gene gülüyor Hazreti Peygamber. Olur diyor, onlar için de afiyet iste, sağlık iste, huzur iste, mutluluk iste, bak. Şimdi bunları yok sayıyorlar, bu mütevatır. Bunları yok sayıyor, bunun üzerine senin bağlı olduğun ehli sünnet inancının dört mezhebi bunun üzerine hüküm kurmuş. Evet. Takmışlar İmam-ı Azam. İmam-ı Azam tercümesiyle dedi. Hakkıyla tercüme olma Mustafa Sabri denen haysiyetsiz vatan haini. Oraya takmış. Şeytan biliyor onu. Ya geç be sarıklı iblis, geç. Sen İmam-ı Azam'ı koy kenara. İmam-ı Azam'ı gel bu yana. Gene Rütük'le başımız nerede girecek hocam? Öbür üç tanesi. Rütük'le ne başı? Hain olduğunu tarihin tescil ettiği bir adam. Olabilir. Hırsıza bile hırsız demek suçlu. 151... Baş ver. Programın sonuna geldik. Ben demiyorum. Tarih hocam diyor. Şimdi bak. Ben eğer vatan hıyanetinden tarihin mahkum ettiği bir adama vatan haini demeyeceksem, ben bu kubbenin altında yaşamayayım. O adamlık değildir. Haindir. Ve öyledir. Programın sonuna şimdi hocam, evet. İmam-ı Azam öyle diyor. Öbürlerin dediği İmam-ı Azam'ı sollar. Onlar diyor ki hiç Kur'an'dan okumasın. İçinden gelen duaları yapsın. Bunun mesnedi de Hazreti Peygamber'in sünnetidir diyor. Yahu hangi mukaddese inanıyorsanız, ben Kur'an'ın mukaddeslerine inandığınızı kabul etmiyorum. Onlara inansanız, Kur'an'ın Allah'ına imanınız olsa bunları yapmazsınız. Onu geç. Neye inanıyorsanız, mesela hırsızlık sizin mukaddesiniz olabilir. Yalancılık, iftiracılık, bunları çünkü din yapmışsınız biliyorum. Onların hatırı için söyleyin. Bunları nasıl yok edeceksiniz? Bunlar bu mirasın içinde, fıkıh mirasının içinde dolu. Hocam haftaya devam edeceğiz. Biz afiyet. Bütün bunlar böyleyken kalkıyor isminin başında prof olan bir tane kitapsız, bir vicdansız, ilim namusuna hakaret olarak tescil edeceğimiz şunu yapıyor. Diyor ki, Neuzu billah, İslam tarihi boyunca Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır diyen, haşa haş, hiç görülmedi bugüne kadar. Bunu bu Mustafa Kemalciler, Kemalistler söylüyor. Yahu ben sana ne diyeyim? Deme bir şey hocam. Demeyeceğim. Deme. Rütük. Rütük. Helal olsun bizi. Deme hocam. Koruyorsun onlardan. Allah razı olsun. Ama o Anadolu'da espriyi bilirsin sen. Evet. Hocam hocam demiş. İçimden geçenleri anlarsın. Evet. Evet, böyle aklı selim, akıl sahibi insanlar, mantık gören, okuduklarını anlayan, doğru anlayan ve anlatan insanlar. Herkese afiyet, sağlık ve ya ben meslektaşlarım hocam. Benim çok değerli meslektaşlarım var. Aynı eğitim kademelerinden geçtiğimiz, aynı bilgilere, aynı kaynaklara sahip insanlar. Şimdi onlardan rica ediyorum. Ya biraz rahatınız kaçsa bile şunu yapın. Bırak hepsini. Diyorlar ki bunlar bu millet değmez kardeşim. Ben bunun için niye ben uykularımı kaçırıp keyfimi bozacağım? Tamam. Şunu diyorum. Zekanızla bir takım beş para etmez, ciğeri beş para etmez adamların alay etmesine izin vermeyin.
buna izin vermemek için konuşun, söyleyin bunları. Evet, onun için. Evet. Ben mesela her şey bitse, her şey bitse, ben bu ciğeri beş para etmez, bu kara cahil, bu ebleh adamların benim zekamı küçümsemelerine izin vermemek için konuşurum bunlar. Teşekkürler hocam. Evet. Haftaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, haftaya yine bir çevreleri rahatsız edeceğiz. Ve bence de rahatsız olmaları gerekiyor. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Hayır, hayır, rahatsız olmaları gerekiyor. Benim niyetim bu. Şey, ne zaman bu? Ama saatini... Bu haftaya saat 22'de. Sevgili seyirciler, Kitaptan Aydınlığa programı önümüzdeki haftadan itibaren saat 22 ile 22.50 arasında yayında olacak. Bu programın yani tekrarını... Yani saat akşam 10'da bundan sonra. Evet. Bu bir. İki, bunun tekrarı bunun zaman? Tekrarı yarın saat 12'de. Öğlende olacak ve tamam. Önümüzdeki haftadan itibaren aynı şekilde devam edeceğiz. Kitaptan Aydınlığa programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Sevgili hocamız Profesör Yaşar Nuri Öztürk'e zaten müteşekkiriz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.